Diyelim ki, elimizde bir fonksiyonumuz var. x'in bütün değerleri için fx eşittir x kare eksi 6 x artı 8 olsun. Bu videoda öyle bir c bulacağız ki, belirli bir aralıkta yer alan bu c değeri için, f'in türevinin c'de alacağı değer, fonksiyonun o aralıktaki ortalama değişim hızına eşit olacak. Peki, bir aralık belirleyerek başlayalım. Mesela 2 ile 5 arası olsun. Fonksiyon bu kapalı aralıkta sürekli ve türevlenebilir. Aslında açık aralıkta türevlenebilir olması yeterli ama zaten fonksiyonun tüm x reel değerleri için türevlenebilir olduğunun farkındayız, değil mi? Şimdi öyle bir c değeri bulacağız ki yazıyorum. C, bu açık aralığın bir üyesi olacak ve C noktasında alınan türev, bu aralıktaki ortalama değişim hızına ya da aralığın uç noktalarından geçen kesenin eğimine eşit olacak. O halde yazalım. F5 eksi F2 bölü 5 eksi 2. Haydi bakalım videoyu burada bir durdurun ve bu koşulu sağlayan c değerini bulmaya çalışın. Evet, denediniz değil mi? Tamam, o halde gelin şimdi beraber bakalım. Önce bunu hesaplayalım, sonra da fx'in türevini alıp ikisini birbirine eşitleyelim ve c'yi bulalım. f5 eksi f2. f5 eşittir 25 eksi 30 artı 8. Eksi 5 artı 8, 3 eder. Güzel. F2, 4, eksi 12, artı 8, 0. Böylece burası 3 bölü 3'ten 1 çıkacak değil mi? F'in türevinin C'de aldığı değer 1'miş. Şimdi sıra Fx'in türevini almaya geldi f(x)'in türevi eşittir 2x eksi 6. Şimdi de bunun buradaki açık aralıkta yer alan hangi x değeri için 1'e eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Eşittir 1 diyelim. İki tarafa da 6 ekleyelim. 2x eşittir 7. İki tarafı 2'ye bölüyorum. x eşittir 7 bölü 2 ya da 3,5. Evet, kesinlikle bu aralıkta ve bu aralıkta yer aldığı için de, c'yi 7 bölü 2 olarak alabiliriz. Bunun grafiğini çizip bulduğumuz cevabı bir kontrol ederim. Gözümüzde canlandıralım. Bu, y ekseni. Bu da x ekseni olsun. Birinci ve dördüncü bölgelere ihtiyacım var. Fonksiyonumuzla ilgili tüm olaylar orada. 1, 2, 3, 4, 5 fonksiyonu çizmek için bu noktalarda aldığı değerlere bakalım. Mesela 2'de 0 olduğunu yani x eksenini kestiğini biliyoruz değil mi? Bunu x eksi 2 çarpı x eksi 4 olarak da yazabiliriz. O halde fonksiyon 0 değerini 4 noktasında da alıyor. Bunu da görürüz. Tepe noktası ise bu 2 0'ın tam ortasında olacak değil mi? Yani f3'te olacak. f3'e bakalım. 9 eksi 18 artı 8 eksi 1 eder. İşte bu nokta. F5'te de 3 olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3. Buradayız. Evet, fonksiyonu çizmek için bu kadar bilgi yeterli. Bizi ilgilendiren aralıkta fonksiyonu bu şekilde çizebiliriz. Ve ne demiştik? Eğimi bu kesenin eğimine eşit olan bir teğet arıyoruz. Bu kesenin eğimine eşit olan bir teğet. Dikkatle bakarsanız yaklaşık olarak buralarda bir yerde. Teğet kesene paralel olacak. Yani teğetin eğimi kesenin eğimine eşit olacak. Ve bu x eşittir 3,5 ya da 7 bölü 2 noktasında gerçekleşiyor. O halde cevabımız oldukça mantıklı. Ve aradığımız c değeri işte burada. C 7 bölü 2.